Hey! Gelin buraya! Gelin buraya dedim size! Ana! Ana! Utanmadınız! Ana, duyun dakika, bir şey söyleyeceğim! Ana! Rezil ettiniz beni! Yine tozutmuşsun! Evet, tozuttum! Siz tozutturdunuz beni! Allah sizi bildiği gibi yapsın, değil mi? Rezil ettiniz beni herkese! Ele güne karşı başımı öne eğdiniz! O lafları işitmeme siz sebep oldunuz! Sen de salak yiyenlerin! Ay bir dakika! Tam olarak ne dedi anlayamadım ki. Söyle kızına oğlumdan uzak dursun dedi. Aa, ne ayıp şey. Terbiyesiz adam. Gerçekten böyle mi söyledi? Taranay, taranay, taranay. Herkes bana suratını görecekleri. Gökkuşağı gibi renkler renge şuraya girdi. Ay, ne uğradığını şaşırdı. Utku tutuldu sanki. Oh. Pardon. Alo? Alo? İyi akşamlar. Benim Hacer. İyi akşamlar. Seninle konuşmamız lazım. Pardon, kusura bakma. Şu an müsait değilim. Ya. Doğru, Kezban yengeye gitmiş. Haddini bil, kadın demiş. Bizimki mosmor olmuş. Vallahi rezalet. Kabahat onda. Ana olup görüneydi kızlarına. Sürbiye'nin hali malum. Şimdi de Hacer'in adı çıktı. Susun susun, Kezban yenge geliyor. Tamam mı kız? Sen gittin hale jale bütün mahalle. Ayrıyeten zalim ve salim için Doktor Civan'ım şarkısını çalıyorum. Doktor Civan'ım, ah neler istiyor canım. Ah neler istiyor canım. Doktor Civan'ım. Baba. Niye tavır yapıyorsunuz bana? Ne oldu söyleyin lütfen. Sana söyleyeceğim tek şey var doktor. Benden ve ailemden uzak dur. Yoksa senin için hiç iyi olmaz. Ama niye? Niyesini sen daha iyi bilirsin. Muhtarlık, okul, imalat işleri, sizler çok yoruldum. Her şey çok yordu beni. Pes ediyorum artık. Benden bu kadar. Olsun. Bir daha Kezban'dan bahsedersen seni kahveden kovarım. Karılar gibi dedikodu yapma. Kezban! Bak ya. Ufuk abi ve Afni, Hacer'in ve ailesini savunduğunuz için sizlere onların adına teşekkür ederim. Sana da teessüf ederim. Yok ya. Senin kızın için aynı şeyler söyleseydi kabul eder miydin? Lan deli Ercem, benim kızım yok ki lan. Varıldığını sayalım. Diyelim Burhan. Erkek değil de kız olarak dünyaya geldi. De git lan deli olur mu? Sana bir şey değil mi Bekir amca? Bu yaptıkları ne yaşına ne de başına yakışıyor. Aslanım benim be, askere gidiyorsun be. Hoş geldin Kezban yenge. Hayırlı olsun Ali. Allah sizden razı olsun. Öpeyim. Hayırlı tezkereler olsun. Sağ ol Kezban yenge. Kezban yenge, ben de askere gitsem Hacer'i bana verecek. Git buradan Hacer, şimdi sırası değil. Sırası gelince bana Hacer'i vereceğim mi? Arkadaşlar hepinizi burada görmüşken bir konuda açıklama yapmak istiyorum. Hayrola Kezban yenge, neyi açıklayacak? Baba sussana ya. Sen karışma, sus. Bakın arkadaşlar, ben düşündüm taşındım. Kendimle, daha doğrusu ailemle ilgili bir takım kararlar aldım. Kısa kes de aydın havası olsun. Eğlencenizi bölmek istemem. O yüzden az ve öz konuşacağım. Size iki haberim var. Birincisi, muhtarlıktan istifa edin. İkincisi de biz ailecek bu köyden göçüyoruz. Hacer! Muhtarlıktan istifa ediyorsun, bu köyden ayrılıyoruz, öyle mi? Sen ağır işitmeye başladın galiba Hayruş, kaç kere söyleyeceğim. Göçüyoruz buradan, göçüyoruz. Bir yaşıma daha girdim. İyi düşündün mü ana? Yok, bir de nesi verdi? Düşüne düşüne kafayı yedim, kafayı. Belli.
Keşke kararını ulu orta söylemeseydin Kezban. Şimdi caymak istesen de cayamayacaksın. Ben kararımdan dönmeyeceğim. Bir. Sana söz hakkı vermeden konuşma. İki. Üç şimdi aklıma gelmiyor. Hatırlayınca bir ara söylerim. Cemal'in okulu ne olacak ana? Biz hiçbir yere gidemeyiz. Nakil yaptırırız. Ne var? Ana, biz burada doğduk büyüdük. Yabanellerde yapamayız. Pire için yorgan yakıyorsun ana. Yorgan yansa iyi. Biz de yanacağız bu arada. Siz hangi yüzle konuşuyorsunuz hala? Utanmıyorsunuz mu? Kızlar utanılacak bir şey yapmadı Kezboş. Asıl utanması gereken arkamızdan dedikodu çıkaranlar. Çamur atıldı bir kere Hayruş Hanım. İzi de kolay kolay çıkmaz. Tası tarağı toplayıp gitmek en iyisi. Bu gitmek değil, kaçmak kaçmak. Sana yakışıyor mu Kezboş? Sen kolay kolay pes etmezdin. Mücadele etmeden duramazdın. Şimdi ne oldu sana? Ne için? Kim için mücadele edeceğim? Lafımı dinlemeyen çocuklarım için mi? Arkamdan demediğini bırakmayan köylülerim için mi? Kimin için? Bu konu kapanmıştır. Siz de çenelerinizi kapasanız iyi olur. Emmi, emmi, Bekir, emmi, muhtar i̇şte, buldun. Aha, Bekir, işte anan da kafayı emmi, yedi. Emmi, emmi, benim Bekir, yüzünden emmi. Yeni besteni beğendin mi Bekir'im? Ne bestesi, ne bestesi? Bin yıllık beste senin nasıl besten oluyor? Güften diyeceksin, he? Sürçülisan ettimse affola muhtar bey. Bakıyorum hemen havaya girdin ana. Kezban istifa ettiğine göre babanın da bu durumdan istifade etmesi lazım oğlum. En kuvvetli aday o. Bugün milletin bana nasıl baktığını görseydin en zayıf aday benim olduğumu görürdün. He. Yo, bak lafımı geri aldım. Sen yine anlamazdın. Ne yaptılar sana Bekir'im? Söyle ben hepsinin ağzının payını vereyim. Ya yeter ana. Zaten babamla bir olup karıştırdınız ortalığı. Daha fazla uzatmayın. Destek argayı oysun gözümü. Görüyor musun Bekir'im? Öz evladımız düşman saflarında yer alıyor. Ben haklıdan yanayım. Kezban Yengi'yi haksız yere üzdünüz. Kızların gururuyla oynadınız da ne oldu? Ne geçti elinize? Daha ne olsun oğlum. Benim başım göğerdi. Baban da hakkı olan muhtarlık makamına oturacak. İnşallah ya Rabbim. Oturacak da vicdan rahat olacak mı? Kezban Yenge kadar sevilecek mi? Daha şimdiden köylü yüz çevirdi. Affetmeyecekler. Ne seni ne de babamı. Nankör. Bu çocuğu evde doğurmamış olsaydım, hastanede karışmış, başkasının bebesini büyütmüş zannederdim. İnsan anne babasına bu kadar isyankar olur mu? Sen oğlumuz isyan etse iyi Hamide. E köylüler işi büyütürse ne olacak? He? Sağlığınız için sigara içmemeniz lazım. Bütün istediklerinizi yerine getireceğim. Asla bundan sonra sigara içmeyeceğim. Öyle yapacağınızı umuyorum. Erce? Erce? Ne oldu, neyin var? Erce pasta mısın? Erce bir yerin mi ağrıyor? Kalbim çok kötü sızlıyor. Gel bakayım gel. Seni ben bir muayene edeyim ha? İstemez. Senden gelecek hayır Allah'tan geçsin. Ne oluyorsun ya? Senin yüzünden hacı ağrım gidiyor buralardan. Gidiyor mu? Ailecek. Göç ediyorlar. Nereye? Bilmiyorum. Bilsem de sana söylemem. Peşlerine takılır gidersin sonra. Bakayım. Ama bak bu çok iyi fikir. Burada zırlayacağım ama ben onlarla niye gitmiyorum ki? Gideyim gideyim. Gideyim değil mi doktor? Ben de gideyim. Dilini mi yuttun? Niye bir şey demiyorsun doktor? Ne diyeceğimi bilmiyorum Erce. Bilemiyorum. Ne zaman gidiyoruz Kezban'ım? En kısa zamanda. Bana kalsa bu köyde bir saat bile durmam. Ama yapacak çok işimiz var. Evet,
Daha okul bitmedi ha? Lafa karışma Ayrış. Şurada eniştenle fikir tertisinde bulunuyoruz. Ah. Ayol, ne zamandan beri eniştemin fikirlerine değer veriyorsun ha? Hiçbirinizden hayır olmadığını anladığımdan beri. Ha, şimdi hayırsız olduk. Kes sesini. Ne diyorduk Salim? Diyordum, nasıl göçeceğimizi konuşuyorduk. Ne şişiniyorsun Salim? Giderken seni burada bırakmamı mı istiyorsun? Bak, Kezban'ım, yine kızmazsan bir şey söyleyeceğim sana. Yeni bir yerde, yeni bir hayata başlamak için para lazım ama, değil mi? Aa, bizde de para olmadığına göre gidemiyoruz. Aa, yaşasın. Sevinmek için acele etme Hacer. Evi de tarlayı da satınca paramız olacak. Aa, sen kimin malını kime satıyorsun? Ha? Evin de tarlanın da yarısı benim. Ve ben malımı sattırmam. Yaşa teyze. Tamam mı canım? Yaşa teyze. Ben de kendi hissemi satarım. Bak, hisseli mal yok pahasına gider ama. İsterse bedavaya gitsin. Satacağım işte. İşte o kadar. Tarlayı satamazsın ana. Benim emeğim var onda. Her gün ben çapaladım, ettim, biçtim. Satamazsın. Şu terlik tarafından biçilmek istemiyorsan kapa çeneni. Aynı şey itiraz eden herkes için geçerlidir. Kezban'ım. Ne? Ay tamam. İyi misin ana? Korkma. Ben onun daha iyi hallerini de biliyorum. Aman dur. Bir hayal kurduk bakayım insana. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ana. Yaptıklarından sonra babama asla muhtar yapmazlar. Ay sen hala orada mısın hayırsız oğlum? Ben başka bir şey hayal ediyorum bir kere. Bana bak Burhan. Ne diye sormayalım. Anlatamazsın. Çat diye çatlasın. Siz sormadan da söylerim ben. Hadi sana kolay gelsin. Ben gidiyorum. Burhan, nereye gidiyorsun oğlum? Bekir'im. Bekir. Aa, merhaba Burhan. Merhaba Emre. Ben de tam size geliyordum. Ne oldu, hayırdır? Gel kahveyi orada oturup bir konuşalım. Kezban yenge için bir şeyler yapmamız gerekiyor. İyi, hadi. Kezban yengelerle birlikte gidin. Şurada bir oyun oynatmadın ya. Yalan deli, sen de mi gidiyorsun? Şuna bak. Hacersiz köyün eliyim, gidiyorum tabii. Yazık ya. Allah. Kızcağız bundan kurtulamayacak. Bana bak. Of, Afli. Doktor bey, siz kahveye gelir miydiniz? Vay. Hangi yüzle geldin lan buraya? Yanımda ne diyorsun lan sen? Kanınlar. Yapmayın. Oğlum, git başımdan. Vurun ya. Sırası mı şimdi? Oturun. Allah Allah. Ayıp ya. Ne yaptım ben? Doktor beyin bu işte bir suçu yok. Aslında var da babamınki kadar büyük değil. Şşt. Otur Kenata, sen de şuraya. Burası mahkeme salonu değil arkadaşlar ya. Evet. Hadi kardeşim otur. Kim suçlu, kim masum diye kafa yoracağımıza, Kezban Hanım'a nasıl engel olacağız onu düşünelim. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Al bakalım. Evet, katılıyorum. Ben de bunun için geldim zaten. Bir önerin mi var doktor? Şimdilik yok. Ama ne yapıp ne edip Kezban yengeye engel olmalıyız. O bu kasabada kalmalı. Bence de. Hadi beyler, bir çare düşünün. Amca sen de düşün. Düşün bir şeyler. Hadi. Biz de düşünsek mi? Düşünelim. Boş ver, oyna ya. Ben düşünüyorum. Aklıma Hacer'imden başka hiçbir şey gelmiyor. Ulan deli, benim aklıma seninle ilgili çok güzel şeyler geliyor ama Simetri abinin dediği gibi şimdi birlik ve beraberlik zamanı. Çıkar şu kağıdı Salim. Beni karıştırma bu işe. Ya ne kıymetli camım varmış. Merak etme, eskimez. Merak etme. Sizin gitmenizi istemeyenler bastırdım diye bana kızacak. Gitmemizi isteyenler de minnet duyacaklardır. Ah!
Neler görüyorum? Allah Allah, delirdi yine. Ya gözünü sımsıkı yummuşsun, bir şey gördün yok ki. Öldürecek misiniz beni? Eğri duruyor, çabuk düzeltin. Tamam ya. Çabuk. Salim amca yardım et. Çabuk. Oldu mu? Tamam. Patlama oluyor. Oldu mu? Tamam oluyor, tamam işte oluyor. Tamam. Oldu mu? Tamam, tamam. Bakabilirsin işte. Satılık ev ile ar. Çekil, çekil şöyle. Çekil. Hadi be. Sağ. Bana ya da kahveci uf. Şöyle bak. Hayda. Niye şaşıyorsun Salim amca? Simetri abi işte, bir kız abi güler. Ne yapacağı belli olmuyor ki. Evet. Ama siz korkmayın. Kezban yengenin malına talip olacak olanlar korksun. Ya ne yapacaksın peki? Engel mi olacaksın yani? Dedim ya Salim, hiç belli olmaz. Hadi git be. Vallahi ben bile korktum ha. Vay çıkacak müşterinin haline. Allah Allah. Yenge yenge Kezban yenge, muhtar oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtar oldun Kezban yenge. Lengiling 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 Kezban yenge. Lengiling lengiling lengiling. Senin işin orada. Benim gibi nazik ve kibar bir adama böyle bağırılır mı ha? Görmüyor mu elimdeki çiçekleri de mi? Çiçek ve senin o kaba saba ellerin. Ana. Uyumsuzluk örneği. Ana. Sana getirdim Kezban. Bana mı? He. Şaşırdın galiba. Hadi nazlanma, al da barışalım Kezban. He? Ne oldu sana Curacı? Kafana saksa mı düştü? Senin kulağına da su kaçtı herhalde. Barışalım diyorum Kezban, duymuyor mu? Geçti borun pazarı. Sür kendini Nide'ye. Hem nereden çıktı bu barış anlaşması? Köyde kimse yüzüme bakmaz oldu. Özorlum bile yüz çevirdi Kezban. Daha dur, Allah'ın tokadı yok. Neler gelecek başına ama ben göremeyeceğim. Niye? Ölüyor mu? Hayır, gidiyorum. Gitme Kezban. Bunun hesabını veremem ben bu köye. Onu dedikodu yaparken düşünecektin. Tamam Kezban. Affet ben. Yaptım bir eşeklik. Değil mi? Kendini onlara benzeterek eşeklere hakaret etme. Ah rahmetli babacığım. Ne ileri görüşlü adammış. İyi ki onun sözünü dinleyip de evlenmemişim seninle. Ne? Yoksa bu inadınla hayatımı zindana çevirirdin değil mi? Bunca sene sonra ikimiz de çoluk çocuğa karıştıktan sonra söylenecek laf mı bu? Densiz. Git buradan, hadi gözüm görmesin seni, hadi. Aman ben de bayılmıyorum senin suratına bakmaya. Az önce ayağıma kapanıyordun ama ne haber? Pis menfaatçi. Hadi al botları da defol. Bir de utanmadan çiçek almış. Senin için para harcayacak göz var mı bende? Bak şuna. Bak bak bak. Mezarlıktan topladım hepsini. Seni o mezardan görmeden defol. Defol. Anam bugün istifasını vermeye gidecek. Ona engel olmam lazım. Biliyorsun. Bir karar verdi mi kimse caydıramaz onu. Ayaklarına kapansam. Gitme desem. Dayak yemek istiyorsan dene. Minibüsün önüne yola yatsam? Ezdirir geçer. Bir şey değil, şoförün de başı yanar. Bir şeyler yapmalıyım. Onu engellemenin bir yolu olmalı. Bir yolu yok artık Burhan. Ne onu engellemenin ne de bizim kavuşmamızın bir yolu yok. Ümidimizi kaybetmemeliyiz. Ben eridim bittim Burhan. Gücüm kalmadı, görmüyor musun? Artık kalan bütün gücümü seni unutmak için harcayacağım. Burada oturup birbirimizi nasıl unutacağımızı mı konuşacaktık Sülbiye? Kaderde bu da varmış Burhan. Acı tatlı çok güzel günlerimiz oldu. Ama bitti işte. Yaşandı ve bitti. Hayır Sülbiye. Bu o kadar kolay değil. Ben daha vazgeçmedim. Kaderde bu da varmış Simoş Bey. Acı tatlı çok güzel günlerimiz oldu ama bitti. Yaşandı ve bitti. Durun canım. Daha ne yaşandı ki? Hem merak etmeyin, Kezban Hanım'ı durduracağız. Onu durduracak adam daha dünyaya gelmedi. Siz de gitmek için can atıyorsunuz galiba. Baksanıza çok çabuk teslim oldunuz. Olmayıp da ne yapacağım? Anlamıyor musunuz? Onlarla gitmek zorundayım. Burada bir başıma ne yaparım? Hadi evli barklı olsam neyse. Ah! Gördünüz mü Karabatak nasıl daldı? Karabatak mı?
Ay pes yani. Ben açmaz veriyorum, siz kapatmıyorsunuz. Hadi niyet tutalım. Sağ taraftan çıkarsa gidiyorsunuz, soldan çıkarsa gitmiyorsunuz. Ha? Ay sizin de niyetiniz belli oldu Simoş Bey. Benim içim yanıyor, siz karabatak diyorsunuz. Püh, sağdan çıktı, gördünüz mü? Hadi bir daha deneyelim. Ben de sağdan gitsem iyi olacak efendim. İyi günler. Ayruş Hanım durun. Duruyorum zaten. Sizi özleyeceğim. Elveda. Ben hiç özlemeyeceğim. Çünkü gitmenize izin vermeyeceğim. Ah gene daldık, gördünüz mü? Ay yani sizin bu gel gitleriniz de beni baydı beyefendi. Hayruş Hanım. Alo. Hacer. Hacer benim Emre. Yanlış numara. Hacer numara yapma, biliyorum sensin. Konuşmamız lazım. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Beni dinlemelisin Hacer, özür diliyorum senden. Lütfen beni bir daha rahatsız etme. Hacer. Buyurun. Bak Ufuk abi geldi. Eyvallah. Ufuk abi al al. İstemiyorum. Müşteri çıktı galiba. Aman Ufuk abi. Al yok, sen yok, abi istemiyorum. Bana. Ye ye ham ham. Ev mi lazım? Evet. O bana sen misin? Ha o benim. Görmem mümkün mü? Tabii ben size gösteririm. Buyur abi gel sen şöyle gel. Ya dur anne ben gösteririm. Allah Allah. Gel şöyle otur Salim amca. Ya ben paranız ziyan olsun istemiyorum abi. Aynen. Ya ne diyorsunuz siz ya? Abi o ev sana yaramaz. Hele arsa hiç yaramaz. Ya kaç dönüm arazi evi içinde. Sopa sağlam ev. Ne? Allah'ını seversen Salim amca bu ev mi sağlam? Evet. Güldürme beni ya. Beni de. Sen hiç onları dinleme. Bir dakika bu evin nesi var? Anlayalım. Nesi yok ki? Şeyi var şeyi. Ufuk abi neydi ya? Ercek nesi vardı bu evin? Hacarım! Rüya gibi bir peri kızı. peri var. Hem cin var hem peri var, hortlak var, ruh var. Lanetli bir ev orası, lanetli. O tarla yüzünden biri birini öldürdü. Evin altına gömdü. Sen onlara inanma kardeşim. Rahmetlinin hayaleti. Her gece çıkıp evle tarla arasında mekik dokuyormuş. He? İnanma kardeşim. Salim abi, inanma. Ben çok korkuyorum. Oturanlar da rahat bırakmıyormuş. Onun için satıyorlar bu evi. Ben o hayaleti böyle bir döverim. Hacerim korkutmaktaymış. Ben ona gösteririm. Ben hayalet acısıyım. Kolpasta! Arkadaş hasta mı? Evet hasta. Bir gece evin yanından geçerken hayaleti görmüş. Ondan sonra bir daha ifli olmadı gariban. Ha bu şekilde kaldı. Öyle mi? Evet. Size iyi günler. Ya hay Allah. Bey ben de gitme ya, ne olursun. Hadi bir dakika ya. Gitme, bir dakika. Ya. Sağ olun. Allah'ını seversen bir dakika ya. Ya bırak Allah. Ya bırak. Ya tamam ayıp bırak oluyor ya. Ama. Yani ama bırak böyle ya. Ayıp oluyor. Dur be oğlum. Dur sakin ol. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu? Dur be oğlum. Simadık abi. Hacer ne oluyor kerata? Hortlak varmış. Hadi oradan kerata. Ben öyle şeylere inanmam. Vallahi müşteriler inansın yeter ki. Demin bir tanesini bu bahaneyle gönderdik. Hay aklınızda bin yaşayın. Bak Kezban bu yaptıklarınızı duyarsa hepinizi bu köyden attırıverir. He umumuzda değil vallahi. Her seferinde aynı şeyi yapacağız tamam mı? Aferin abi. Bu evi de arsayı da sattırmayacağız. Evet. Ya ben şimdi anlamadım. Bu evde hortlak var mı yok mu? Ya var Elcep ama bizim evde değil. Burada kahvede. Dur be oğlum. Ya ne zannettin? Sen gidin hadi kahve. Thank you.
delikanlı. Hayrola, neyin var amca? Buyur amca. Ne şikayetin var? Şikayetim yok. İtirazım var. Anlamadım. Kadere itirazım var. Ah sevgilim. Aldı. Ne diyorsun sen amca? Ne sevgilisi bu yaşta? Aşkın yaşı yoktur evlat. O zaman sevgilinin balkonunun altına gidip serenat yap. Ne işin var senin sağlık ocağında? Yok ya. Gideyim de Kezban yenge sakalımı yiyorsun öyle mi? Aa. Burhan? Burhan sen misin? Ta kendisi. Ne yaptın sen kendine böyle? Saffet filmi almak için şehre gitti. Anahtarı bende. Girdim evine. Biraz makyaj malzemelerinden faydalandım. Biraz değil, fazlasıyla faydalanmışsın. Tanımadım vallahi. İyi. Sen tanımadıysan Kezban yenge hiç tanımaz. Tanımaz vallahi. Nereden geliyorsun sen bakayım? Ay. Sana hesap mı vereceğim? Allah Allah. Yine o simetrikleriyle buluştun değil mi? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Ay ne yapsaydım yani? Gözyaşları içerisinde veda etmese miydim? Vedayı anladım da gözyaşları ne oluyormuş Hayruş? Bak Kezboş. İnsanların gözlerinde gözyaşı bezleri vardır. Çok duygulandıklarında o bezler harekete geçerler. İnsanların yanaklarından iki damlacık yaş gelir. Tabii sende duygu olmadığı için bilemezsin. Ben gitsem de kalbim burada, Simoş'un yanında kalacak. Bence burada bırakma. Allah korusun. Kalbin kriz miriz geçirir. Haberin bile olmaz vallahi Hayruş. Ay ne biçim konuşuyorsun? Ağzından yel alsın. Hadi hadi oyalanma burada. Eve git, kızlara yardım et. Eşyaları toplayın. Hadi. Sen nereye? İstifamı vermeye gidiyor. Hadi seni minibüse kadar geçireyim. İyi ama vazgeçirmeye uğraşma, tamam mı? Ama anladın mı? Ne desen boş, ne uğraşacağım artık ay. Ay! Ay ay ay! Ne oldu? Ayağımı burktum. Ne dürüst kadınsın Hayrur. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Takdir ediyorum seni vallahi. Eskiden bu köy delileriyle anılırdı. Şimdi de artistleriyle anılır olacak. Ay teşekkür edemeyeceğim. Çünkü alay mı ediyorsun, gerçek mi söylüyorsun anlamadım. Anlasaydı şaşardım zaten. Hadi şimdi sen eve. Yürü hadi. Aman be. Ay. Buyurun ablalar. Mudanya kalkıyor. Hadi abla çabuk tamam, hadi tamam. Kalkıyor. Hadi kalkıyor. Mudanya. Mudanya kalkıyor. Hadi abla çabuk ol biraz. Patlama geliyor. Kalkıyor kalkıyor. Mudanya kalkıyor. Hadi kalkıyor. Evet Mudanya kalkıyor. Mudanya. Oğlum şu parayı alıver. Al kardeş. Biraz önce kalkıyoruz diye ortalığı yıkıyordun. Niye kalkmıyorsun hala? Acelen ne Kezban yenge? Mesai saati bitmeden yetişmem lazım. Merak etme yeni şoför de. O çok hızlı yetiştirir seni. Hadi ne bekliyoruz o zaman yürü. Hadi hadi. Tamamdır abi. Burhan'a el sallarken onsuz yaşayamayacağımı anladım. Ben de telefonda Emre'nin sesini duyunca içim titredi. Onu ne kadar çok sevdiğimi anladım. Özür diledi benden. Ne olur konuşalım dedi. Dinlese miydim acaba Sülbiye? Belki de sevdiğini söyleyecekti. O zaman aç telefonu sor. Ne diyecektin bana de? Hayatta yapmam. Benim de bir gururum var. Aşkta gurur olmaz derler. Başkalarının ne dediği beni ilgilendirmez. Keşke anamı da ilgilendirmeseydi. Götürmeseydi bizi. Ayırmasaydı sevdiklerimizden. Selam kızlar ben geldim. Ay teyze bir an anam geri geldi diye ümitlendik. Gitti inatçı keçi. Size de mesaj yolladı. Bir an önce eşyaları toplamaya başlasınlar dedi. Ay teyze ne olur bir şeyler yap ya ne olur. Ay bu saatten sonra benim elimden bir şey gelmez ki. Minibüse binerken son bir ümitle bir numara yapayım dedim. Yemedi. Cin gibi kadına yol. Ama bak sen de Simoş'undan ayrılıyorsun teyze. Hem sen onun yokluğuna nasıl dayanacaksın? Karabataklardan niyet tutarak. Ne?
Artık ne zaman bir karabatak görsem onu hatırlayacağım. Ne diyorsun sen teyze? Hayt karabatak, karabatak. Ruhsuz! Teyzeciğim. Şoför efendi, daha hızlı gitmiyor mu bu araba? Ya gaz pedalında bir bozukluk var. Bas bas gitmiyor. E inip gitsek daha hızlı gidecek, desene. Modeli de eski. Her tarafı dökülüyor. Yaşlı bir araba. Şoförden genç ama. Yazık yaşlı adam. Torun torba seveceğine direksiyon sallıyor. Onu da yapamıyor ya. Ay iyi oluyor işte Kezban yenge. Yavaş yavaş geze geze gidiyoruz. Ben sizin gibi turistik gezi yapmıyorum. İşim var benim. Yetişmem lazım. Sürat felakettir. Ne demişler? Acele giden ecele gider. Sen bana laf yetiştireceğine önüne bak. Yanlış yola saptın. Ya doğru yoldayız. Komşu köylere uğrayıp yolcu alacağız. Yani. Dilenci vapuru mu bu? Kaan'ı arabası Kaan'ı. Komikliğin kusur kalsın. Sürede. Geç kalıyor. İşin o kadar önemliyse taksi tutsaydın teyze. Teyze mi? Sen benim dedem yaşındasın. Ne oluyor yine? Ya teyze haklıymış. Bu köye değil öbürüne gidecektik. Hay ya tüf tüf çok bak görüyorsun. Bu daha güzel oldu. Benimki daha güzel. Diğerine bakayım. Sensiz niderek. Bu ne lan? Benimki bitti. Güzel olmuş mu? Oyun oynamıyoruz burada Kerata. Ciddi bir iş yapıyoruz. En güzeli, en işe yarayacak olan Ercebi. Ama anlamıyoruz. Rica etsem o zehir damlayan çeneni kapatır mısın? Senin yaptıklarını düzeltmeye çalışıyoruz burada. Ya ne uğraşıyorsun Simet ya? Bırak nereye gidecekse gitsin. Biz de biraz rahat nefes alalım ya. Kezban yengenin yerine muhtar olacağını sanıyorsan havada alırsın Bekir. Bu köylü onu bırakmayacak değil mi arkadaşlar? Evet. Ben de Hacer'imi bırakmayacağım. Doktor, senin hastan yok mu da burada dalga geçiyorsun ha? Hadi çalış durma. Bu kartonlar da itmeyecek galiba. Ercep fırla koş karton al gel. Gelirken de Hacı Arim'e de uğrayayım mı? Al işte. Bu gider gelmez şimdi. Anlaşıldı iş başa düştü. Al lan ben gidip karton alıp geleyim. Şakir Darim gidiyor mu? Avni. Ha? Çocukları da topla. Biz bitiremeyeceğiz bu gidişle bu işi. Hadi. Olur simetrik. Aç. Al lan sana. Bana bak Avni. Ufuk. Efendim? Yazma. Eğri mi? He. Ya Ali, yapma şunu. Nerede salma ya? Hacer'im seni seviyorum. Al bak çekil şöyle. Ya düzgün. Cetvelle yaz. Yoksa siz yazarsınız simetri bozar. İşinizi sabaha kadar bitiremezsiniz valla. Avni, ne haber? Niye aramıyorsun hiç beni? Aramam için ne sebep var Cemile? Sülbi'ye gideceğine göre bana kaldın ya onun için. Ben sana kalmadım Cemile. Ama bu gidişte sen kesin evde kalacaksın. Ben de bu güzellik varken elimi sallasam ellisi. Cemile, sen aynaya bakmıyorsun galiba. Daha evden çıkarken baktım. Ayna. Söyle bana. Benden daha güzeli var mı bu köyde dedin mi? Dedim vallahi. Nereden bildin? Bilirim ben. Peki ayna sana ne dedi? Ayna konuşur mu aptal? Aptal? Sen aynayla konuşurken iyi oluyor ama. Ama konuşsaydı şey derdi değil mi? Sülbe'ye gittikten sonra bu köyde en güzel kız sen olacaksın derdi değil mi? Seninle gevezelik edecek vaktim yok Cemile. Kırtasiye gitmem lazım. Ne alacaksın? Kalemle defter mi? Hayır. Kartonla yapıştırıcı. El işi ödevim var da onları yapacağım. Ani okula mı başladın sen?
Yok be Cemile, sen şakadan da anlamıyorsun ya. Kezban Yenge gitmesinde gösteri hazırlıyoruz. Pankart yapacağız. Ya çok güzel. Eskiden Burhan bana kalsın diye Sülbeye'ye diş biliyordum. Şimdi bu salak hamile bana kalsın diye ona diş biliyorum. Öf ya, öf ya! Şey, kaptan kusta bozuntusu. Kesilme diye saptığın yol uzadıkça uzadı. Kaybolduk galiba. Bilmiyorum. Olabilir. Güzel, güzel. Biz demin geçmedik mi buradan? Ya sen bizi olduğumuz yerde fırfır döndürüyorsun. Attı karınca mı? Vallahi çok eğlenceli. Ne güzel Luna Park'taki arabalar gibi. Ya ehliyeti olan biri geçsin direksiyonun başına. Bu adamın bizi götüreceği yok. Olmaz. Ben arabamı kimseye teslim etmem. Yani. Ben burada ruhumu teslim ediyorum. İşime geç kalıyorum. Mesai bitecek. İşime geç kalıyorum, işime! Niye durduk? Öyle icap etti. Bana bak, lastik patladı deme, kafanı patlatırım ha! Minibüs değil, kaplumbağa mübarek. Yapalım bari. He olur vallahi. Bakalım nesi varmış. Ay bak şimdi aksiliğe nasıl da olur. Biz de piknik yapalım bari. Yapalım. Ya Beylat'ın da çalıştırın şunu ya. Biz motordan ne anlarız Kezban yenge? Sen anlıyor mu bari? Ya. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ne yoldan anlıyorsun ne motordan anlıyorsun. Herkes binsin. Köye dönüyoruz. Hadi bilelim. Ya benim işim gücüm var. Nereye gidiyor? Mesai bitti. Hadi Kezban yenge. Sen dur bakayım. Kimsin sen? Ama... İşte şimdi mahvoldum. Burhan? Bunu yapmak zorundaydık Kezban yenge. Yapmak zorunda mıydınız? Kezban yenge. Affet bizi Kezban yenge. Gitme diye yaptık. Seviyoruz. Sen gitme diye yaptık. Affet Kezban yenge ne olur gitme. Affet bizi Kezban yenge. Biz sensiz ne yaparız Kezban yenge? Hamide ana. Hamide ana. Burhan'la barışmak için geldiysen hiç yalışma. Yok Hamide ana, başka bir iş için geldim. Aa, bana karton mu getirdin yoksa? Bir kutu lokum daha makbule geçerdi ama hadi neyse. Bak şu işi bitirelim, sana lokum da alırım söz. Yazın güzel midir? Doktorlarınki gibi. Okumak için eczacı olmak lazım. Olsun, ben sana yardım ederim. Bak Kezban yengeyi tezelden göndermek için hazırlık yapmamız lazım. Böyle dikilecek miyiz burada? Hadi yürü gidelim. Eskiden neşen şakrak çalışırdık değil mi? Maniler, türküler söylerdik. Sesimiz soluğumuz kesildi. Çalışmak hiç içimizden gelmiyor. Ah Kezban yengem bizi nasıl bırakıp da gidiyor? O bize iş verdi, ekmek verdi. Ama biz ne yaptık? Nankörlük ettik kardeş, nankör. Ben ağzımı açıp bir kelime demedim vallahi. Yemin etme çarpılırsın. En çok dedikoduyu sen yap. Dedikodu niyetine söylediysem dilim kopsun. Merhaba doktor hanımlar. Bugünlük mesainiz bitti. Ne o komutayı sen mi aldın şimdi? Hepinizi köy meydanına davet ediyorum. Bırak. Ben sana bizi rahatsız etme demedim mi? Ne işin var senin burada? Sizleri çağırmaya geldim. Köy meydanına gidelim diyor hacı. Şimdi burada meydan dayağı yemeden çek git buradan. Gelin lütfen, hepiniz gelin.
Kezban yengeyi ne kadar çok sevdiğinizi göstermek için diyor. Aa, gösterim yapacağız. Bir dakika durmam vallahi. Bu da senin eski numaralarından biri değildir inşallah. Gelirsen görürsün, tamam mı? Düpedüz eşkıyalık bu. Adam kaçırma. Eh sipsici, ben bunun hesabını sormaz mıyım sana? Bize de sor, biz de bu işin içindeyiz. Merak etmeyin. Ben bu haraminin dersini vereyim, sıra size de gelecek. İşte bu ya, bizim muhtarımız bu işte. Kezban, muhtar, Kezban. En büyük Kezban yenge. Değilim işte, değilim, değilim. En büyük Kezban yenge, seni seviyoruz. İstifa edemedin, hala görevinin başındasın. Direksiyonu yutmak istemiyorsan kes sesini. İstifa edememiş. Yarın da mı kaçıracağım beni? Yarın giderim ben de. Bugünü kurtardık ya, ona bakarız. Siz de bu şapşala uydunuz ya, hepiniz aklında şaşayın. Seni engelleyeceğiz Kezban yenge. Gitmemen için her şeyi yapacağız. Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban! Nasıl olacak o iş? Aa, bak i̇şte böyle. Gelmiş. Kezban yenge! Dur! Onlara baksana. Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Kezban yenge! Geliyorlar, geldi Kezban yenge! Kezban yenge! Alkışlar, alkışlar! Gel Kezban yenge! Gel Kezban yengeci, gel gel! Alkışlar! Yenge! Kezban yenge! Bak ısrar ediyorlar. Gitmemizi istemiyorlar. O benim bileceğim iş Salih. Bizi bırakma Kezban yenge. Bizi bırakma. Bizi bırakma Hacı Arif. Bunun için çok geç kaldınız. Çok. Hayatta hiçbir şey için geç kalınmış değildi. Deliye bak be. Ne laf etti ama. Helaliz. Aferin sana. Gönlümüzün bahçelerinden topladığımız şu bir demet çiçeği kabulünüzü rica ediyoruz Kezban Hanım. Lütfen. Dağılacağım. İzinsiz gösteri yapmak yasaktır. Bana bakın. Bana bakın lan. Şimdi güvenlik güçlerini çağırırsa görürsünüz. Bak. Başına Emre çekiyor galiba. Burhan da orada. Aa, koş koş. Hariçten gazel okumak da yasak değil mi Kezban Hanım? Hepinize söylüyorum. Çok kırdınız, çok üzdünüz beni. Son pişmanlık fayda etmez. Beni bırakma Hacer'im! Bencil etmemeli. Söz ağızdan bir kere çıkar. Bir kere dediyse gider. Yürü! Bizi bırakma Kezban yenge, değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Bizi bırakma, ne olur. Bir kere daha düşünün Kezban Hanım. Susun! Kararım kesindir. Hadi dağılın. Hadi evlerinize. Sen gitmiyorum diyene kadar yerimizden kıpırdamayacağız Kezban yenge. Evet, oturma eylemi yapacağız. Gerekirse açlık grevi yapacağız. Değil mi arkadaşlar? Ben de grev görüyorsun. Yenge! Kezban! Yenge! Kezban! Yenge! Kezban! Yenge! Peki ben geldim. Buyur işte. Ya. Ana! Bana bak, bir sen eksiktin. Ha bir de o zımbırtlardan mı yazdın ha? Yazıklar olsun Hamide. Okumadan karar verme Bekir'im. Bak ne yazıyor. Anca gidersin. Anca gidersin. Güzel. Kezban Hanım bak ne yazmış bizim hanım. Hayırlısıyla seni bir yollayalım. Nasıl becereceksin onu? Beceriksiz Bekir. Zor olacak ama bir muhtar olayım o zaman görürsün sen. Ben senin köylümü ezmene intikam almana izin verir miyim sanıyorum? Ne yani? Gitmiyorum. Gitmiyorum canım. Sana inat gitmiyorum. Yaşa Kezban yaşa. Bu şimdi ziyan mı oldu Bekir'im? Ziyan olmadı. Esas şimdi lazım. Sen ver onu bana. Öldüreceğim seni Hamide. Sen Burhan Unut Sülbiye. Seni Avni ile evlendiriyorum. Ne?
Bu evlilik de nereden çıktı? Bu resmen zorbalık. Ana, sen iyi misin? Çok iyiyim canım. Sen nasılsın? Buyur, anama da geldiler. Ay gittiği var mı? Cüracıların meydanda yaptıklarını görmediniz mi? Köyden gideceğiz diye neredeyse zil takıp göbek atacaklardı he? Ben böyle densiz bir aileye kız verir miyim sanıyorsunuz? Ama Burhan gitmememiz için elinden geleni yaptı çocukcağız. Olsun, cüracıların çocuğu değil mi? Ne demişler, armut dibine düşermiş. Al Burhan'ı vur Bekir'e, bir daha mı diye. Ay ana ne olur kıyma bana ya. Lütfen. Ana, ablamı istemediği biriyle zorla evlendiremezsin ama. Avni'yle evleneceksin, işte o kadar. Baba. Baba bir şeyler söyle ya, ne olur. Ayol kelin merhemi olsa kendi başına sürer. Sen de tam medet umulacak adamı buldun yani. Ayol eniştem anandan habersiz tintine bile gitmez. Ama ayıp oluyor. Salim. Teyze. Gel buraya. Sakin ol. Buyur Kezban'ım. Avni'ye gidip haber ver. En kısa zamanda düğün dernek kurulsun. Ona Sülbiye'yi verdiğimi söyle. Hadi. Durun ayol. Hadi. Hay hay. Ben gidip ona söylerim. Yangından bal mı kaçırıyorsunuz? Söz konusu olan Sülbiye. Bu yaptığınıza yargısız infaz denir. İstersen idam de. Ben kararımı verdim. Avni ile evlenecek. Olamaz. Avni ile evleneceğimi ölürüm daha iyi. Ben de seni Cüracı sülalesine gelin vereceğimi ölürüm daha iyi. Kezban'ım. Sen hala burada mısın? Gidiyorum Kezban'ım. Gidiyorum ben. Hayrola Bekir. Yenilgiyi azmedememişe benziyorsun ha? Hepiniz kalleşsiniz lan. Ne olacak ha? Ya öyle konuşma baba. Gitmemeleri çok iyi oldu. Hain evlat ökkeş. De konuştu. Burhan nerede kalmıştık? Elinin köründe. Üf. Büyük derbi gene başladı. Dört dört. Bakalım. Sülbiye kime varacak? Burhan'a mı? Afni'ye mi? Sus lan deli. Ondan bahsetme. Ne o? Benim olacak diye mi korkuyorsun? Sen onu rüyanda bile göremezsin. Niye? Rüyalarıma da mı ambargo koyacaksın? Beyler. Ben Hacı Erim'i her gece rüyamda görüyorum ama. O sana yeter de artar bile deli. Teşekkür ederim. Ama ben bazı yüzler gibi rüyayla yetinmeyeceğim. Oğlum kapa çeneni. Yoksa var ya. Yoksa ne lan? Ne diyorsun lan sen? Yok yapma sen. Gel lan buraya. Ne diyorsun lan? Sana diyorum gel. Abi. Gene başladınız ya. Boşver deliyle deli olma oğlum. Selamun aleyküm. Hoş geldin mercimek Salim. Bana bak. Kezban'dan yarım saatlerim izin aldın. Yoksa 15 dakikanla mı? Mercimek. Aman ne çok komik. Komiyim tabii. Avni. Bir dakika benimle gelir misin? Tabii Salim amca. Kusura bakma Barış. Tamam sonra devam ederiz. Müstakbel kayınbaba mı fazla bekletmeyeyim? Canım. Oğlum var ya. Şşşt. Gelsene devam edelim. Avni gel gel. Gel hele gel. Ya Salim amca ne söyleyeceksen söyle artık. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. İlk defa başıma geliyor da ondan. Yok ya. Tamam iyi bari. O zaman ben sorayım sen cevap ver. Söyleyeceğin şey iyi mi yoksa kötü mü? İyi iyi. İyi. Peki hayırlı bir iş mi hayırsız bir iş mi? Hayırlı iş. Hayırlı iş. Yoksa Sübiye'yi bana mı vereceksin? Ha şöyle. Ağzımdan laf aldım be. Ya Salim amca benimle dalga geçmiyorsun değil mi? Ne dalgası ya? Yemin et. Ekmek usap çarpsın da. Ya uzatma artık. Kezban gelsin Sürbiye'yi istesin dedi. Ne? Beni kalpten götürmeye niyetli değilsin değil mi Salim amca? Şimdi ben senin damadın mı olacağım? Tabii ya. Elini çabuk tut. Ver elini öpeyim. Yaşasın be. Yaşasın, yaşasın, yaşasın be. Yaşasın, yaşasın be. Helal olsun sana, helal. Tamam, tamam. Hay Allah'ım. Ne delilerle uğraşıyorum be. Tövbe estağfurullah. Yaşasın be! Ufuk abi, hoppala. Herkese benden çay ver. Hayrola Avni, yine ne oldu? Hayır hayır, hepinizi düğünümü bekliyorum. Ama düğün mü? Ne diyorsun Avni? Sülbiye ile evleniyorum oğlum. Allah Allah. Gene mi? Gene ya.
Yeter zırladığın. Yani Kezboş, senin bu yaptığını... Kes sesini Hayrur. Ben kararımı verdim. Kızım abiyle evlendiriyorum işte, o kadar. İki cihan bir araya gelse kararımdan da caymam. Yapma ana ya. Sen de sus Hacer. Ya Alçı Bey'i beni vur daha iyi. Beni bile bile ateşe atıyorsun. İstediğiniz söyleyin. Dediğim dedik biri olduğumu biliyorsunuz. Boşuna çenenizi yormayın. Tamam ablacığım, tamam, üzülme. Sübiye, düğün hazırlıklarına başlasan iyi edersin. Ana. Kezbanım. Söylediklerini Avni'ye ilettim. Hı? Aşk kuryesi de geldi. Tamam canım. Tamam canım. Güzel hep ha. Yakışıklı damat bey. Güzel köpürt lan. Tamam tamam. Yavaş lan, yüzümü keseceksin. Tamam. Çabuk ol. Yavaş ol, çabuk ol, bir şey yap. Tamam. Yüzümü keseceksin, yavaş. Al. Ne yapıyorsun lan? Dikkat et lan. Gel kızım. Hadi. Gel ya. Boş yere ağlıyorsun Sülbiye. Seni Avni ile evlendireceğim. Yapma ana. Elini ayağını öpeyim, yapma, kıyma bana. Ben buranı seviyorum. Bundan böyle Avni'yi de seversin. Ay ana, zorla güzellik olmaz. Ablam Avni'yi sevmiyor işte. Ay zorlama. Sen de sus Hacer. Yoksa şimdi Ercebi haber salar, seni de onunla evlendiririm. Çifte düğün istemiyorsan kapa çeneni. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Sana sus dedim. Ana, ben sana ne yaptım? Neden beni istemediğin biriyle evlendiriyorsun? Hadi toparla kendini. Birazdan koca evine gideceğim. Ben gelen misafirlerle ilgilenmeye gidiyorum. Sen burada kal. Yanından bir yere ayrılma. Baş üstüne binbaşım. Ben ne yapacağım Hacer? Bilmiyorum abla. Anamı gördün işte. Gözü dönmüş boğalar gibi sağa sola saldırıyor ya. Allah'ım, Allah'ım, canımı alsan da kurtulsam. Ama böyle konuşma abla. Ben sensiz ne yaparım sonra? Anam seni istemediğin biriyle evlendirmek istese sen ne yaparsın? Ha? Bilmiyorum. Aklım karman çorman. Hiçbir şey düşünemiyorum. Anamın insafa gelmesi için dua etmekten başka çaremiz yok. Allah'ım, sen ablamı acı. Terenay, terenay. Oh, oh! Allah'ımıza şükürler olsun. Oh! Allah'ımıza şükürler olsun. O delikanlının kızından kurtuluyoruz. Ne güzel, istifa edip bu köyden gideceklerdi. Böylece Kezban'dan da kurtulmuş olacaktık. Lan saçma oğlum. Burada oturup bön bön düşüneceğine git dolaş, eğlen biraz. Taranay, taranay. Ya var mı üstüme baba ya? Ay be. Bak. Zevzek. Boşuna üzülüyor Burhan'ım. Ona göre kız mı yok? Elini sallasa ellisi. Aha. Elini sallamadan biri geldi. Hoş geldin nöbetçi, gelin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burhan nerede? Sana ne? Vallahi Burhan'ımın canı sıkkın. Öyle çıktı gitti. Thank you.
Evlendiğin kız başkasıyla evleniyor, sen burada durmuş binekliyorsun. Ya git başımdan Cemile. Hiç havamda değilim. Kalbini kırarım, uzak dur benden. Sülbiye için bir şey yapmayacak mısın? Ne yapayım? Düğüne gidip sipsimi çalayım. Rahat bırak beni, git buradan. Gibi seviyordun. Hani onsuz yaşamaktansa ölmeyi yeğliyordun. Ne oldu o büyük aşka? Sülbiye'ye olan sevgin bu kadar mıydı? Zorla Avni ile evlendiriliyor. Sen burada eli kolu bağlı oturuyorsun. Ya ne diyorsun sen? Sülbiye'nin başkasıyla evlenmesi senin canına minnet değil mi? Ne de olsa ben sana kalacağım. O evleniyor. Sen sevinçten göbek atacağını, kalkmış burada bana nasihat veriyorsun. Benimki büyük bir aptallıktı Burhan. Olmayacak doğaya amin deyip kendimi aldatıyordum. Zorla sana sahip olacak değildim herhalde. Senin kafana saksı falan mı düştü? Sen bildiğin fırsatçı Cemile değilsin. Ne oldu? Bırak şimdi bunları, elini çabuk tut. Yoksa Sülbiye'yi kaybedeceksin. Artık çok geç. Hiçbir şey için geç değildir. Gel benimle, acele et. Bırak beni. Sülbiye'yi gerçekten seviyorsan gel benimle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin kız nerede? İbrahim abi senin. Ay seni getirmedin mi? Hoş geldin anacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin anacığım. Hoş geldin. Hoş geldin. Allah kesin. Abla ya. Ağlamaktan başka bir şey gelmiyor ki İmran'cığım. Ya ağlayarak bir yere varacağını bilsem ben de seninle ağlayacağım ama bu çözüm değil ki. Sen hem şey istesem yapar mısın Hacer? He abla söyle yaparım, ne oldu? Yalnız kalmak istiyorum. Hadi beni biraz yalnız bırakacağım. Bunu isteme benden abla. Ya senin bir delilik yapmandan korktuğum için buradayım. Hiçbir yere de gidemem. Ne olur beni yalnız bırak. Hadi git sen de düğünde güleyle. Ablacığım ya, senin için kan ağlarken ben nasıl evlenirim? Sen delirdin mi? Hadi toparlan artık. Senin oğlan da askerden gelince evlendiririz inşallah, değil mi? Hoş geldin nöbetçi gelin. Hayırlı olsun Kezban yenge. Yanındaki kim? Şey, Kezban yenge halam. Birkaç günlüğüne bana misafirliğe geldi de onu da düğüne getirdim. Ben de hoş geldin bacım. Buyurun geçin. Yoldan geldi de bir tuvalete götürmem lazım. İyi tamam. Evet. İyi hadi gidin bakalım. Tamam hadi. Lan. Aman. Hadi babacığım gel gel. Hadi geçsin hadi. Ay abla ya, şu yüzünün haline bak. Bütün makyajını atmış, dur ben bir düzelteyim, dur. Dur. Ay seni almaya geldiler galiba. Hay Allah.
Hangi yüze geliyorsun sen buraya ya? Allah'ım sen bela mısın kızım ya? Çekil önümüzden. Size söyleyeceklerim var. Dayak yemek istemiyorsan çek git buradan. Bittiğimi görmek için mi geldin Cemile? İyice bak. Sen kazandın Cemile. Burhan artık senin. Yanılıyorsun Sülbiye. O hep seni sevdi. Kızım sen gitsene buradan. Burhan! Burhan! Şşşt! Hadi bakayım! Ana ana! Geç! Hoş geldin memur bey! Hoş bulduk, hayırlı olsun cümlenize! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hoş geldiniz! Hoş hayırlı geldiniz! Olsun. Hoş bulduk! Aynen. Git gelini getir, misafirleri fazla bekletmeyelim! Tamam anneciğim! Sağ olasın. Buyurun memur bey. Bir soluklan. Yeter surat astığınız Hayruş Hanım. Ne yapayım? Kezboş'un yaptıklarını düşündükçe deliresim geliyor. Aman ne olur bari siz delirmeyin. Burada bir deli var zaten. Gülersiniz diye espri yaptım ama galiba işe yaramadı. Ben bunda gülünecek bir şey göremiyorum efendim. Hala mantığım almıyor. Kezboş sürmüşü sevmediği biriyle nasıl evlendirir? Hangi çağda yaşıyoruz canım? Haklısınız. Ama olan oldu Hayruş Hanım. Yerinizde olsam yeğenimi bu mutlu gününde yalnız bırakmazdım. Düğüne gitmemi istemiyorsunuz herhalde. Ama efendim gitmezseniz ayıp olur. Esas gidersem ayıp olur. Zavallı sürmüşüm gelinlik içinde mi, kefen içinde mi? Neyin içinde belli değil çocukcağız. Gitmeyeceğim işte. Kezboşa inat o lanet olası düğüne gitmeyeceğim. Ama... Kimse de götüremez beni. Sakin olun. Ne sakin olacağım ben? Hayruş Hanım ama... Silviyem ben geldim. Ne haber baldız? Çekildi be. Öyle deme kız. Baldız baldan tatlıdır derler. Terbiyesiz. Silviye ben geldim. Herkes bizi bekliyor. Aç kız kapıyı. Eğri. Buyur. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Otur Sülbiyeciğim. Hazırsanız nikaha başlayalım mı? Hazırız. Nikah şahitleri gelsin. Gelin. Buyurun. Şöyle geçin. Hoş geldiniz. Damat Bey. Hoş geldin. Hazırsanız nikaha başlayalım. Hazırız. Hazırız. Yıldırım nikahı, şimşek nikahı. Ne varsa bize kıyabilirsiniz. Siz Sülbiye Pekmezci. Avni Yıldırım'ı. Ayağım. Manyak. Kırsaydın bari. Of ayağım. Ne oluyor ya sen kimsin? Nöbetçi geliyor. Ana. Cemile.
Yenge, yenge, Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.